İş dünyasında kadına yönelik şiddete karşı yeni bir platform kuruldu. Adı Lotus Kadınları. Yönetim kurulunda kadın derneğinin yönetiminde yer alan 7 iş kadını bir araya geldiler ve Lotus Kadınları platformunu kurdular. Beril Hanım, neden bu platformu kurdunuz? Nasıl bir araya geldiniz? Fikir nasıl çıktı ortaya? Kimlerden oluşuyor? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? İlk önce hepinize merhaba. İlk önce sana Tülay'cığım ve bizi dinleyen herkese merhaba. Lotus Kadınları tabii aslında hem isim olarak hem de yaptığı iş olarak çok da tanıdık. Çünkü kadına karşı şiddet ya da daha geniş kapsamıyla aile içi şiddet uzun zamandır gündemimizde olan bir konu. Biz Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği olarak aslında kadınların daha fazla yönetim kurulunda bulunması üstüne çalışıyoruz. Fakat kadınla ilgili her şey bizim ilgi alanımızda tabii. Dolayısıyla da birçoğumuz üst düzey yönetici olarak bu platformda dedik ki kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda bir şeyler yapmamız lazım. Aslında bu Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği üyelerinin yaptığı ilk girişim değil. Başka daha önceden yaptıkları özellikle de eğitim tabanlı birçok aile içi şiddete karşı ya da kadına karşı şiddetle ilgili girişim var. Ancak biz şu son dönemde özellikle de aile içi şiddet çok arttığı için nasıl ilgi çekebiliriz diye düşündük. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde bulunan yaklaşık 20'ye kadar kadın bir kendi içimizde grup oluşturduk bunun için. Bir kısmımız işte daha arkada çalıştı, bir kısmımız daha ön planda çalıştı ama sonuçta hepimiz bu konuya nasıl el atabiliriz diye konuştuk. Ve hedefimiz de 25 Kasım kadına karşı şiddet günü olarak hedefledik. Ne yapabiliriz? Oturduk incelemeye başladık. Ve kadına karşı şiddet de çok ciddi bir, ya da aile içi de çok ciddi bir konu ve bu konuyla ilgili gerek devlet tarafında gerekse STK'lar tarafında elini taşın altına koymuş ve gerçekten çok başarılı, çok güzel işler yapan birçok kurum, kuruluş var. Özel sektörde de yine örneklerini gördüğünüz birçok kurum, kuruluş var. Tabii biz o kadar büyük bir şeyi kendi içimizde bir iç inisiyatif olarak yapıp yapamayacağımızı, hele de 25 Kasım'a ne kadar yetiştireceğimizi bilemediğimiz için aslında başka bir fikir geldi aklımıza. O da şu oldu, dedik ki bizler üst düzey yönetici olarak bile zaman zaman kadına karşı şiddeti de aile içi şiddetle ilgili neler yapılıyor haberimiz yok. Haberdar olabilmesi için insanların ve bilgiye daha kolay ulaşması için bir veri tabanı oluşturalım. Ve bu veri tabanından arayanlar, konuyla ilgili bilgi arayanlar, bu bizzat şiddet görenler olabilir ya da aile içi şiddete, kadına karşı şiddete karşı bir takım inisiyatiflerin içinde yer almak, bir takım inisiyatifleri desteklemek isteyenler olabilir. Onlara göre bir kılavuz oluşturmak istediğimiz için Lotus Kadınları'nı başlattık. Gerçekten de bütün interneti ya da ulaşabildiğimiz bütün kaynakları araştırdık. Ve o döneme kadar hazırlanmış, ortaya çıkarılmış birçok girişimi bu web sitesinin içine yerleştirdik. Böylece de aslında bilgi arayan herkesin kaynak olarak kullanabileceği, bu sayede de aslında verimli olacağını düşündüğümüz bir proje oldu. Özetle bu, çok da özet gibi olmadı ama. Yok, oldu. Gayet güzel bir özet oldu. Peki lotus çiçeğini seçmişsiniz sembolün evet. Olarak. Neden lotus çiçeği? Kolyem de lotus çiçeği. Ya lotus bir kere kadınla ilgili çok şeyde kullanılan, yani aslında baktığınız zaman çok da yaratıcı bir isim değil gibi görünse de arkasında bizim vermek istediğimiz mesajı çok iyi veren bir isim olduğu için. Çünkü lotus çiçeği saflığı, temizliği simgeleyen bir çiçek ama daha da önemlisi özellikle bizim yaptığımız girişimle alakalı olarak bize ilgi çekici gelen tarafı bütün kirlilik ve pislik içinde temiz kalabilen bir çiçek. Dolayısıyla kadın o kadar zor bir koşul altında şiddete maruz kalarak yine kendini saf ve temiz koruyabildiği için biz de lotus çiçeğini seçtik aslında. Çok da anlamlı bir sembol gerçekten de. Peki şimdi siz tabii kadına yönelik şiddete karşı oluşturulan bir platform olduğunuz için özellikle sormak istiyorum. Şu anda iş dünyasında şirketlerin şiddetle mücadele konusunda karnelerini nasıl görüyorsunuz? Ya işte zaten bu projenin temel çıkma sebebi oydu. Çünkü biz büyük bir kısmımız büyük şirketlerde yönetici olarak çalışan kadınlarız ve fark ettik ki aslında biz de çok bir şey yapmıyoruz. Yani
kurumlara baktığınız zaman kendi içimizde bu konuyla ilgili ne kadar ne yapıyoruz konusunu düşünürken çıktı. Belki yolumuzu bilmiyoruz dedik. Belki aslında çok bilgi sahibi değiliz dedik. Belki neler yapılıyor bilmiyoruz. Onun için hani aynısını yapmaktan çekiniyoruz dedik. Aslında bu projenin temelinde bu bizim kendi içinde bulunduğumuz durumlar yatıyor genellikle. Dedik ki biz bir bilgi aramaya kalksak, birilerine destek olmaya kalksak ya da bir projenin içinde yer almaya kalksak bunu nereden buluruz? Bunu bulabileceğimiz bir yer olmadığı için de Lotus Kadınlar sitesini yaptık. Çünkü aslında gerçekten işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olsun, Vodafone'un olsun, İçişleri Bakanlığı'nın olsun baktığınız zaman birçok projesi var. www.lotuskadınlar.com'a girdiğiniz zaman bunların hepsini görebilirsiniz. Ama bunların farkında değiliz ya da bir böyle televizyonda görüyoruz, bir yerde okuyoruz ama sonrasında unutuyoruz ya bu neydi diyoruz. İşte o unutmamamız için bir hafıza olsun diye bir siteyi kurduk. Karneye gelecek olursak karne henüz hala zayıf. Tabii bu konuda STK bazında bir şeyler yapan birçok STK var. Onlara sorarsanız herhalde oldukça zayıf. Tabii bu girişimleri destekleyen biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi bazı özel sektör kuruluşları var ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama bunun dışındaki şirketlerin birçoğuna baktığınız zaman gerek bilgisizlikten, gerek yolunu bulamamaktan, gerekse bir takım çekincelerden ötürü henüz olması gereken noktaya gelmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki siz bu konuda şirketlere danışmanlık yapacak mısınız? Yani şöyle olabilir, şirketler size başvururlarsa onlara şiddetle mücadele için bir yol haritası, rehberlik yapacak mısınız? Ya da siz şirketlerin dikkatini çekecek misiniz şiddetle mücadele için bir şeyler yapsınlar diye? Aslında bu site şirketlerin dikkatini çekmek için. O yüzden de basında olabildiğince çok yer almak istiyoruz. Çünkü aslında yolunu bulmak isteyenler için o sitede her türlü bilgiyi koyduk biz. Siteye girip inceledikleri zaman kullanıcılar orada farklı bölümler olduğunu görecekler. Bir bölüm aslında işte bu noktada bir şeyler yapmak isteyen, elini taşın altına koymak isteyen kişi veya kurumlara yol gösteren, nerelere başvurabileceklerini, kimlerle işbirlikleri yapabileceklerini gösteren bir bölüm. Bir bölüm şiddete uğrayan yakını olanları yönlendiren bir bölüm. Yani nereye başvuracaklar, kime, kimden destek alacaklar. Bir de bizzat kendisi şiddet görenlerin girip nereden yardım alabileceklerini gördükleri bir alan var. Yani 3 ayrı bölümde sınıflandırılmış. Dolayısıyla eğer bir şirket olarak siz ben kadına ya da aile içi şiddet konusunda bir çalışma yapmak istiyorum derseniz web sitesine girip sizin için ayrılmış bölüme girdiğiniz zaman orada farklı kurum ve kuruluşların neler yaptıklarını bulabilirsiniz ve onların içinde yer almak isterseniz de orada yolunuzu bulabilirsiniz. Yani biz platform olarak henüz hani öyle bir planımız yok. Yani biz bir danışmanlık yapalım diye bir planımız yok. Çünkü bizler hepimiz farklı kuruluşlarda yer alan, yönetim kurulunda kadın derneğin üyesi olan ve oldukça da yoğun ajandaları olan kadınlarız. Bu bizim için bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Ama konu daha gelişirse ve gerçekten de çok talep olursa belki oralara bir istihdam yaratıp bu tip yönlendirmeler de yapılabilir tabii. Son bir soruyla röportajımızı noktalamak isterim. Kadına yönelik şiddetle şirketler neden mücadele etmeli? Evet, kadın örgütleri var. Feminist kadın örgütleri pek çok alanda, pek çok şehirde yıllardan beri çalışma yürütüyorlar. Peki şirketler niye taşın altına elini koymalı ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeli? Şöyle tabii bir şirket aslına baktığınızda çalışanların çok uzun zamanlar geçirdiği, belli bağlılıkların olduğu alanlar. Ve buralarda düzenli bir takım projeler ya da eğitimler, bu konuyla ilgili bilinçlendirmeler yapılırsa aslında farkındalık artacaktır. Çünkü siz kendi başınıza bu kadar bilinç düzeyinde olmayabilirsiniz ya da bu sizin hayatınızda bir öncelik olmayabilir. Ancak şirketiniz böyle bir şeyin içinde olursa mecburen bu farkındalığa sahip olursunuz. Bu zaman zaman bir eğitim bu konuyla ilgili, zaman zaman bir aktivite ya da zaman zaman sizi de içine alan bir sosyal sorumluluk projesi olursa bu noktada mecburen onun içinde yer alırsınız. Çünkü hepimiz zaman zaman evimizden çok zamanı şirketlerimizde geçiriyoruz. Bu farkındalığı yaratmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da kadına karşı şiddette, aile içi şiddette büyük bir görevi aslında erkekler üstlenmek durumunda.
Erkekler bunun içinde şirketler yoluyla yer aldıkları zaman diğer şiddeti uygulayan, çünkü genellikle büyük oranda bu konuştuğumuz şiddet erkekler tarafından yapıldığı için, erkekler bu noktada belli bir bilinç ve eğitim düzeyine ulaştıklarında bu sorunun daha kolay çözümleneceğine inanıyoruz. Benim hep öteden beri savunduğum bir şey var. Tıpkı insan kaynakları ya da mali işler gibi şirketlerin bünyesinde eşitlik birimlerinin oluşturulması gerektiğini savunuyorum. Çünkü hakikaten çok can alıcı bir sorun yaşıyoruz şiddet meselesi konusunda. Her gün 3 kadın, 4 kadın öldürülüyor ve artık bir cins kırımdan söz ediyor kadın örgütleri. Bunun bir cins kırıma vardığını söylüyorlar. Bu yüzden de eğer şirketlerde böyle eşitlik birimleri kurulursa hem farkındalık eğitimleri verilebilir, hem şiddete uğrayan kadın çalışanlar şirket içindeki o birime başvurarak destek alabilir, hem dediğiniz gibi erkekler açısından bir farkındalık yaratılabilir ve şiddet uygulamamaları gerektiği noktasında bir bilinç seviyesinin yükseltilmesi söz konusu olabilir. Ne dersiniz? Sizce böyle bir eşitlik birimi oluşturulmalı mı şirketlerde? Eşitlik birimi sadece şiddet noktasında değil, biz hep onu söylüyoruz. Dünyanın yarısını oluşturan bir azınlık kadınlar. Yani azınlık olarak davranılıyor ama baktığınız zaman adet olarak ya da nüfus olarak dünyanın yarısını oluşturuyor. En büyük azınlığız diyoruz biz genellikle. Çünkü eşit haklara sahip değiliz. Hiçbir zaman tabii ki anatomik, fizyolojik bakış açısı vesairesi eşit olması gerekmiyor. Zaten olamaz da. Zaten dünyanın güzelliği de bu. Kadınla erkeğin birbirini tamamlayıcılığı, birbirini bütünleyiciliği. Ancak haklar konusunda, sahip olunan haklar konusunda bu haklar evde de, işte de korunmalı ve gözetilmeli. İşte aile içi şiddet bunun bir tarafı ama diğer tarafında kadının iş hayatında sahip olduğu gerek ekonomik, gerek sosyolojik haklar korunmalı. O yüzden de bahsettiğin, sevgili Tülay bahsettiğin gibi hani eşitlik ya da kadın dostu işletme noktası gerçekten de önemli konulardan bir tanesi. Bu konu üzerinde çalışmak gerekli. Son bir kez kadınlara ve erkeklere bir çağrınız varsa onunla röportajımızı tamamlamak isterim. Ya şöyle çağrı, tabii çağrı olarak nitelendirebilirsin bu cümlelerimi. Ben sevginin birçok şeyi halledebildiğini düşünüyorum. Hani saygının, sevginin, hoşgörünün olduğu ortamların olması gerektiğini. Yani şiddet benim beynimin almadığı bir şey. Dolayısıyla da yani hani bunu konuşuyor olmaktan, aile içi ya da kadına, çocuğa karşı şiddeti konuşuyor olmaktan gerçekten hani insan olarak utanç duyuyorum. O yüzden de bunu yapan kişilerin aslında bir şekilde hasta olduklarına inanıyorum. Ve onların tedavi görmeleri, terapi görmelerinin gerektiğine inanıyorum. Böyle insanları tanıyorsa insanlar, böyle insanların yakınındaysalar mutlaka çare aramalılar. Görmemezlikten gelmemeliler. Hiçbir şekilde şiddet görmemezlikten gelinmemeli. Bu her şekilde böyle. Bu hayvana karşı da şiddet, kadına karşı da, çocuk nerede olursa olsun, yani hepimiz el birliğiyle şiddete karşı savaş açmalıyız ve buna dur demeliyiz. Sormazsam olmaz. İstanbul Sözleşmesi malum bir takım çevreler tarafından tartışma konusu haline getirilir oldu. Siz Lotus Kadınları platformu olarak İstanbul Sözleşmesi hakkında ne söyleyeceksiniz? Ya biz tabii ki çok fazla, şöyle söyleyeyim, biz iş hayatında olan kadınlarız, çok fazla siyasi noktalara dokunmamaya çalışıyoruz. Hepimizin görüşleri mutlaka var. Fakat bazı şeyler var ki artık hani siyasiyi geçmiş durumda. Yani hak konusunda ve de destek konusunda gerçekten bu illa kadın ya da çocuk ya da hayvan, neyse hangi azınlık ya da hangi insanlık dışı tavır gören alt grup varsa bunlara karşı savaş açmalıyız. Dolayısıyla da tabii ki kadının haklarını koruyan her türlü girişimi desteklediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi'ni de destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Biz de Lotus Kadınları platformunu yakından takip edeceğiz. Çalışmalarınızı kamuoyunun gündemine sunmaya devam edeceğiz.
Çok teşekkürler. Oraya ne kadar çok örnek gelirse, ne kadar çok destek gelirse hepimiz için faydalı olacağına inanıyoruz. Veri tabanları önemli çünkü. Hafızamızı oluşturuyorlar bir kere. Biz zamanda neler yapmıştık, neyi nereye taşıyabiliriz? Bu anlamda da destekleriniz, özellikle de basının desteği çok önemli.